Ay çok mutluyum. Şaka Bugün olacak Müge şaka. Anlı başladı Zor tekrar. olabilir ama hayatta bir şeye eğer istiyorsanız Çok hani bir mutluyum. şeye karar verdiniz, Evet, daha önce Eloş kampa hatırlıyorsanız o gitti kararı şey geldi. yapacaksınız. Boşanmak mı istiyorsun? Boşanmak zor, evet. Okul vardı bugün Ama aslında şimdi boşanmak ama zor deyince hani Eloş insan gözünün oy kanısını ölecek hali yok yani. hastalandı. İşte Şu böyle bir surata şey bak, olmuş da bembeyaz aslında birbiriyle olmuş. iletişim Merhaba de kesildiği anneciğim. kadar o yönde. Merhaba. Tamam, evet, zor. Kurban olurum. Oğlumun evlenmeye karşı şey zor. Annem, Anlatabiliyor muyum? kuzum. Evlendirmek Birisini istiyorsunuz diyelim. İnsan iyileştirdik, öteki boşanmak istiyor. hastalandı. Evlendirdiniz. Düşünün, İnşallah bu da evlenmişsiniz. yarın okula Şimdi gider artık. torununuz da öyle Ben bugün de şey rahat rahat Müge Anlım'a yapmıştı. bakarım. Tebrik ederim. Siz de hoş geldiniz. Bu vlogu burada kapatıyorum Anlatabildim mi tam arkadaşlar. burada? Haftalık Tamam, vlog oldu süper. yine. Reklamını da yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Ayrıca Ayrıntılı anlatacağım ama beğeni benim evimde butonuna eski bir doktor olan ve karı koca like butonuna evleniyorlar. basmaya, yani beğeni ve Sonra like aynısı mühendis tabii olan ki, koca 33 subscribe yaşında butonuna kızına basmayı unutmayın. 16 yıla Abone olmak bedava. Hiçbir olmuş. şey 18 yapmanıza yaşında gerek kızına yok. Süper kızına evlenmeye gidiyor. Ya çok keyifli, subscriber'ıma çok şey gerek yapmışsınız. var. Bir Düşünüyorsunuz. anda Müge Anlı'ya Müge bakınca ne Anlı'nın diyeceğimi hayatı boyunca unutuyorum. kızına Diyeceğimi yaptığı şaşırıyorum, iddiaları diyeceğim evlenme şeyleri. yaşında yolunu mühendis haritasından gösterecek. Sakarya üzerinden gidiyor. İddiaları Yine gerçeğe çok az yaklaşacak. kaldı. Bizim bu Ona mühendisliğe yine bakış tekrar açımız değineyim. gidiyor. Mühendislik Teşekkürler hastalığı tarihi baktığınız farklı için. sayıyor. Sonra Kapatıyorum. orada Bir bir gece dahaki var. vlogda Gelinin görüşmek üzere kalkısı arkadaşlar. okumaya çalışıyor. Tamam. Evet arkadaşlar, yeni okul sezonu başladı ve Egemen'in çantası bozulmuş, yırtılmış. Ona yeni çanta sipariş verdik. O geldi. Çantayı şöyle göstereyim. Nereden aldığımızı. Bu sefer hediye gelmedi. Bunu kendimiz aldık. İndirimdeydi kendi sitesinde. Biraz küçük mü ne Egemen? Küçük mü? İyi mi? Hayır, kalabalık ama harika laflar. İçine kitapların şeylerin sığsın da bir de laptopun sığsın. Ya şöyle kay kay kapıyı kapın kal. Nasıl, beğendin mi? Ben kapıyı çok faymış. Hmm. Şimdikinde de var toh. Yani çok. Göster bu çantanı nasılmış. Ceket hamur abi. Dur bir bak bir ilk önce istediğim boyda mı? Tekrar Onları çıkart evet. benim yok dedi. Çok küçüğe benziyor çünkü. Şimdiki çantam bayağı büyük. Şimdiki çantanı al. Şimdiki çantası bu. Şunu da yanına koyduğumuz zaman baya bir fark var. Bakalım şu kitapları oraya sığdırabilecek miyiz? Dengi kalk. Peki ben laptop şeyi var mı? Var var. Bir koy bir. Sığdı. Ekmek çantan girecek daha içine. Bunu da kırmışım. O da oldu. Now pass forward. Şeyini de koy, kalemlerini de koy. Sığdı. Bunun sadece boyu büyükmüş. Baksana içi gitmiş. Aslında çanta iyi. Şuradan gitmiş. Laptop bölümü gitmiş. Now. Daha bunda daha şeyin var. Aa, kapanmadı bak. Nee, maar kijk, ik kan hem ook ergens, ik kan hem ook hier denk ik doen. Hier zit ook nog een mat goed in. Deze kan ook nog aanpakken.
Nee, daar gaat hij niet in passen. Nee. Bence de sığmayacak. Biraz küçükmüş. Daha bu girecek içine. Ya pas var ya. Daha buraladı da. Daha buraladı da şeyler var. Ya ladder en zo. Ah, dat is gewoon een groot nieuw van. Tam, neyse. Hij is wel mooi. Ja. Düşün sen ne istiyorsan Egemen. Als je deze wil houden, mag je deze ik houden. Ik ga deze wel houden. Ja? Ja. Sığar ama ya bence. Başka türlü koyduğun zaman olur ja. İçine. Değil mi? Tuurlijk, ja. Evet. Als ik hem gewoon alles of deze aan de buitenkant zet. Ha, o oraya olur. Ha, o bölümü yok mu? Ay yokmuş. Neyse. Ne yapacağım? Büyüne mi bakalım? Bunu ne istiyorsun? Bu da Fransa'dan geldi ta. Özel şey... Kargoyla geldi. Bilmiyorum. Kijk, maar dat komt omdat ik zeg maar dit hier heb, dit topje alleen. Hmm. Pek de olmadı gibi. Küçük geldi gözüme Egemen. Ege, büyüğüne bakalım oğlum. North Face'inkine bakalım. Aslında olur o kalemliğini şuraya koysan olur kapanır da. Oh hier, ja, hier kan ook nog wel. Oh, waarschijnlijk. Oraya değil annem, şu boşta koy. Daar. Şuraya. Zo. Dat lukt toch nooit. Ja, o da. Ik kan alleen over zo, maar zo gaat hij ook niet echt. Neyse, ona bir şey düşüneceğiz. Bence yeni sipariş vermemiz lazım. Egemen, onu fazla zorlama madem. Değiştirelim onu. İyi de kaç gün dayanacak böyle? 5. Ya. 50 euroyu da boşu boşuna şey yapma. Alles valt wel. Neyse, bir düşünelim bir bunu. Bugün canımız yemek yapmak istemediğimizde ne yapıyoruz? New York pizzaya gidiyoruz. Hepsi tavuklu. Reklam yapma kız. Niye? Ayrıca bu reklam değil. Ödenmiyoruz yani. Bir de şöyle şey aldık. Yanına. Cheesy bread. Güzel mi Eloş'um? Eloş bugün arabayı flik flak atladı. Ja, we laten nu even zien. Bir seferde. Şurada gösterelim. Nerede gösterelim? Gewoon heel beeld. Oh. Ja. Egemen de bugün ilk maçını oynadı. Sezonu açtı Egemen de mi oğlum? Güzel mi anneciğim? Şeyini göstersene formanı. Oo, çok güzel bir forma. Kemahane senin forma. Afiyet olsun. Ay benim görümcem de neler biliyormuş ya. Şşt, susun bir bak bir şey anlatacağım. Ne yaptın abla? Bu reyhan şerbeti. Ha. Bu da kayısı. Suyu. Suyu. Ama ben bir tane az kayısıdan içeyim. Ne koydun içine mesela? Kayısı, ha. Su, az da şeker. Ha. Çektin mi abla? Buna da reyhan. Gülün açlığı çekiyor. Tarif etsene bir tane kayısı koydun. Tamam mı? Kaynattın. Kaynattın. Yumuşadı. Blenderden geçirdim. Ha. Sonra suyunu bir de şekerini azıcık şekerini katıp. Evet. Kendi sevdiğin tatta ayarlarsın. Kema biz de öyle yapalım. Hı. Almıştık ya pazardan. Şey bu da. Normal kurusu mu değil mi? Ya reyhan. Reyhan gene suyun içinde reyhan. Tarçın, karanfil, bir de limon tuzu, az da şeker. İşte tadını da kendin ayarlarsın. Anladım. Bakalım ben bir kayısıdan bir başlayayım. Azıcık ondan tatayım, sonra da reyhan suyundan tatayım.
Ya bardaklarımız da özel özel. Baksana şunlara. Aslında önce Reyhan'ın tadına baksan. Öyle mi? Tamam. Ondan başlayayım. Şey olur. Bardağın ekşi olur. Pislenir. Bir daha bardak çıkartmayız. Tamam. Olur. Tamam hadi Reyhan'dan başlayalım. Reyhan tadına bakalım. Kemal al bir tane. Abla bu da tarçın gibi ya. Kokuyor Reyhan, değil mi? Reyhan. Yok. Neydi? Basilikum. Basilikum. Yeah, zaten yani. Ona kokuyor zaten basilikum. Ama da rengini nereden alıyor? Basilikum çünkü şey, yani reyhan çünkü. Renk veriyor. Öyle o mi? Biraz böyle siyah mor gibi oluyor. Ha. Limon tuzu atınca da kırmızı oluyor. Ha. Bak ben de bilmiyordum. Dur bakayım tadına. Sana da almış. Erdal sen hangisini? Normal bizim bildiğimiz loğusa şerbeti gibi olmuş kız. Gül suyuyla yapılıyor ya. Loğusa şerbeti. Onun gibi olmuş. Tam yıraktı değil mi? Basilikum. Sanki ha, tarçın. Tarçın kokuyor bir de. Ama bu da çok güzel olmuş. Değil mi? O da meyhoş gibi. Bunu içeyim sonra da öbürkünü içeyim. Valla değişik tatlar güzel oluyor. Öbürkünü içtim Reyhan'a. Şimdi bunu içelim. Üzerine doldur getir. Bilmiyorum içsinler rahat rahat. Tamam da bir tane bu süs. Bunu yani daha çok beğendim ya. Bu biraz daha güzel gibi. Ya ama bu da güzel ama ikisinin yeri tabii farklı. Tabii ki. Ama bu bence benim damak zevkime daha çok uyuyor. Ben bunu seviyorum. Aynen. Ama Türkiye'de de şeftali suyu alırım. Değil mi? Evet ben de. Bir de nar, vişne suyu. Vişne suyu. Nar ekşisi diyecek. Ama o dediğim şeyinden olacak. Kapi. Reklam da yaptık. Abo, bugün bol bol reklam yaptık. Evet arkadaşlar, içelim de bunu, ondan sonra kapatırız. Bak Bilge neler getirmiş İspanya'dan. Ben hiçbir şey getirmedim size. Ne Makedonya'dan ne şeyden. Abo. Sen de gezip boş boş gelin. Vallahi. Bir daha tatilde öyle yapma. Abi şey alınmıştır, mesaj alınmıştır. Bunlar da kek gibi değil mi abla? He, kurabiye işte. Küçük şöyle kurabiye. Bir de alayım. Belki şu açan bir tutmuş olsun. Ya karışık. Bak limonlu su var burada. Bu neymiş? Hindistan cevizi. Başka? Bu ne de? Kabil bademli. Şu bademli bak. Şu mu? Şu? Bunu kakao mu? İspanyalardan gelmiş, ne güzel. Al bir tane. I'm a chill mama.
on a real. Kemal. Ya. Bugün çocukları bıraktık, beraber geziyoruz, evet. Değil mi? Çocuklar gelmek istemedi, ne yapalım? Biz de bisikletleri aldık. İkimiz geziyoruz Edil'e bir de. En güzel. Yaşlandık mı ne artık? Herhalde. Artık şey, emekliliğe ayrıldık. Şey, bizimle gelmek istemiyorlar artık. Biz de yalnız takılıyoruz beraber, evet. Değil mi? Artık bundan sonra. Aynen. Burada bugün etkinlik vardı. Gösterdiğim gibi Urban Apodorn diye işte sokaktaki sporları temsil ediyorlar. Müzik. Sokaktaki spor derken işte rap battle'ları yapıyorlar. Ondan sonra ne vardı? Top vardı. Şu top sekme oluyor ya. O vardı. Free running vardı. Breakdance vardı. Güzel yani. Pek fazla kalabalık değildi değil mi? Ama şuradan geçmeyeyim. Su var burada. Şimdi açılır ıslanırım. Güzel bir etkinlik. Çocuklara dedim gelin gidelim. Graffiti de yapıyorlar. Onu da öğrenebilirsin. Güzel yani değil mi? Evet güzel. Öyle ben değişik bir... Ha, biliyorum. Değişmiş. Değişik bir etkinlik olmuş burada. Evet, bisikletten şeye geldik, kraliyetin şeyine geldik, parkına geldik. Şuradan şöyle göstereyim. Şu parkın içi, değişik rotalar var, yürüyüş rotaları gidebildiğin. Bugün bir buraya gezelim dedik Kemal'le, kafamızı dinleyelim hem. Şöyle ormanın içinde. Kraliyetin değil mi? Kraliçe hatta oturuyor bu, aman kraliçe. Kraliçenin prenses, aman kardeşi oturuyordu. Öf söyleyemedim. Şurada arkada. Onlar oturuyor. Böyle de gezebiliyorsun. Koşanlar var. Gezenler var. Değişik rotalar var. Şöyle. Şu arkada da işte şato var. Şatonun şeyinde. Oraya da girebiliyorsun. Orası ücretli. Neyse gezelim bakalım neler varmış bu bahçede. Bak. Burada farklı renkler var. Sarı 2 kilometre miydi? Sarıyı takip edersen 2 kilometre, maviyi takip edersen 5. Kırmızı neydi? 7,5 mu? 7,5. Siyah 10. Beyaz da 15 mi? Çektin öyle bir şey. Herhalde. Çektim ama şimdi şu anda hatırımda değil. Şöyle güzel bir yer. Bak sarıyı takip edersen buradan gidiliyor Kemal. Da ben başka bir şey göstermek istiyorum. Şuraya gidelim. Bak şu arkada bilmem görebiliyor musunuz? O arkada da şatosu var işte. Değil mi? Gel bir bakalım bir. Bakın burada ne varmış. Bakın. Ay çok tatlış. Bak şuna. Şşt. Ne haber? Ha? Oy yerim. Şurası hep... Kraliyetin geyikleri. Gelin içeri gidelim. Buradan giriliyor. Parkı gezebiliyorsun içeri. Şuradan illegal bir şey yaptık. Buradan geçilmiyor aslında. Şurada yolları var. Ama size göstermek için işte her türlü maymunluklar yapıyoruz. Değil mi? Yapıyorum ben. Yapıyorum. Aa bak bak bir tanesi bak, çok yakın bak. Çok yakın. Bunlara yemek verebilirsin. Zamanları var. Eskiden daha çok kabul ediliyordu da. Şimdi artık o kadar kabul edilmiyor. Bak yasaklamışlar artık. Önceden getirebiliyordun. Şurada yazıyor. Şurada. Yasaklamışlar. Gelin bir geyiklerin yanına gidelim. Çit.
Kaşan mı sen lan? Ha, hello. Hello. Gel. Gel. Aman. Gel. Gel, 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 gel. Yemeğim yok ki. Yasak. Gel. Gel. Yemek arıyorsun sen değil mi? Gel. Ay. Yok ki yemeğim yok. Elma alsaydık keşke Kemal. Ama yasak ki. Her şey yasak. Bu yemek ki arıyor bak. Resmen yemek arıyor hayvancağız. Var ya bir sürü şey var. Ağaç var. Şey. Gel. Gel. Ağaçlardan şey de düşüyor. Bak. Ha, bak onu arıyor. Bu acıkmış. Gel. Gel. Losu yerinde. Vallahi bakımlı. Gayet de güzel. Lan yerim ben seni. Yerim. Yok yemeğim yok aşkım. Gel hadi gezelim. Korkma tutmayacağız seni. Şurada şeyler oluyor. Tabii ki yavruluyorlar. O zaman da bir süre giremiyorsun. Birazcık büyüdükten sonra girebiliyorsun. Hep öyle yavrular geziyor burada. O kadar tatlı oluyorlar ki. Bak orada da bir tane yatıyor galiba. Hı-hı. Ha? Bir tane bir sürü yatıyor. Bir sürü yatıyor da. Yavru olarak. Burada da yem yiyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Şöyle. Kocaman bir alanları var burada. Burada gezebiliyorsun işte. Arada da yanlarına geliyorlar. Hello. Baksana bütün grup burada. Bütün kızlar toplanmış. Buraya sere serpe yatmışlar. Bak şu yavrular gözükmüyor neredeyse. Görüyor musun? Siz görebiliyor musunuz? Renkleri koyu. İşte doğanın şeyleri ne güzel değil mi böyle? Arkada da var yavrular. Burada da böyle oturabiliyorsun. Karşıda geyikler. Nasıl huzur verici değil mi böyle Kemal? Evet. Bu tarafı da çek. Çekeyim. Şöyle. Sanki şurada önümüzde bir tane yatıyor ama o tahta bence. Baksanız ya. Şöyle masa yapmışlar. Şöyle. Oturabiliyorsun. Şu öbür taraftan da çıkılabiliyor da. Biz gene tekrar şuradan çıkacağız. Böyle arkadaşlar. Huzur verici yani böyle. Bütün gün otur burada. Bütün gün bak bu şu hayvanlara. Ne güzel. Huzur veriyorlar. Koşturuyor bir tanesi. Orada bir şey veriyorlar. Herhalde. Hepsi oraya gittiğine göre. Ya da verdiklerini zannediyorlar. Demin bana da geldi ya. Baktı elime. Elimde bir şey yok. Ondan sonra? Ondan sonra gitti. Genelde o ağacın yanında oturuyorlar, yatıyorlar. Yo arada şu şey, şu arka taraflarda falan da oturuyorlar şurada. Hani çok gelmiyoruz da geldiğimiz zaman böyle oturuyorlar işte. Vallahi tam türküz ha. Marketten az şey çerez aldık. Şöyle hem otururuz. Az da içeceğimizi aldık. Su. Ondan sonra şöyle piknik gibi oturalım dedik. Bak sana tam türküz ha. Boronovçuz. Ay Kemal çok yakından çekiyormuşum. Fazla yakından çekti. Şimdi iyi.